Merhaba sevgili canlar, ben Cem Kervan. Bu hafta Bezirganlar adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum sizinle. Konusu İsa ve taliplerinin Beytül Maktis'e gitmeleri. Orada bir alan var ortada, düz bir alan. Oraya Harem-i Şerif denir bazen. Biliyorsunuz işte düz bir alan, oraya Harem-i Şerif denilir. O alana girdiler. İsa avluda adak ve kurban satışı yapanları kovdu. Döviz bozanların masalarını ve kurbanlık güvercin satanların tezgahlarını devirdi. Hiç kimsenin Beytül Maktis alanını pazar panayır yeri olarak kullanmasına izin vermedi. Sonra halka öğretmeye başladı. Onlara Tevrat'ta evim dünyanın bütün halklarına açık dua evi olacak diye yazılmıştır. Sadece Yahudiler için değildi orası. Yani bütün dünya için, bütün dünya halklarına açık dua evi olacak diye yazılmıştır. Fakat siz burayı haramilerin batakhanesine çevirdiniz dedi. Başlıca imamlar ve şeriat hocaları İsa'nın yaptığından haberdar oldular. Onu öldürmek için komplo kurmaya başladılar. Ama ondan korkuyorlardı. Çünkü bütün halk onun öğrettiklerine hayrandı. O akşam İsa talipleriyle şehirden ayrıldı. Evet, ve buna göre bir deyiş yazdım, paylaşmak istiyorum. Şerife Şah İsa girdi, baktı pazar oldu bezirganlardan. Harem-i Şerife Şah İsa geldi, baktı pazar oldu bezirganlardan. Adaktan kurbandan geçilmez idi, İsa bizar oldu bezirganlardan. Adaktan kurbandan geçilmez idi, İsa bizar oldu bezirganlardan. İsa bizar oldu bezirganlardan. Adak kurban tüccarlarını, dağıttı onların tezgahlarını. Kovdu adak kurban tüccarlarını, dağıttı onların tezgahlarını. Devirdi dövizci masalarını, İsa bıktı bezdi bezirganlardan. Devirdi dövizci masalarını, İsa bıktı bezdi bezirganlardan. İsa bıktı bezdi bezirganlardan. Beytül Maktis'ten bahsediyor, ora her cana dua evi diyor. Kelam Beytül Maktis Maktis'ten bahsediyor. Ora her cana dua ediliyor. Gelsin ibadete her halk her diyar. Şah İsa usandı bezirganlardan. Gelsin ibadete her halk her diyar. Şah İsa usandı bezirganlardan. Şah İsa usandı bezirganlardan. Der ki Hakk'ın ibadethanesi oldu esnafın ticarethanesi. Şah der ki Hakk'ın ibadethanesi oldu esnafın ticarethanesi. Tam haramilerin batakhanesi. Şah İsa iğrendi bezirganlardan. Tam haramilerin batakhanesi. Şah İsa iğrendi bezirganlardan. Şah İsa iğrendi bezirganlardan. Kervanım eşraf, imamlar, hocalar Şah İsa'ya karşı komplo kurdular. Kervanım eşraf, imamlar, hocalar Şah İsa'ya karşı komplo kurdular. Fakat mamafi İsa'dan korktular. İsa hiç korkmadı bezirganlardan. Fakat mamafi İsa'dan korktular. İsa hiç korkmadı bezirganlardan. İsa hiç korkmadı bezirganlardan. Evet, İsa hiç korkmadı bezirganlardan. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim düğmesini bir basın. Yorum yazın, abone olun ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.